Bu videoda döngüleri kullanarak bizden istenen şekilleri tamamlamaya çalışacağız. 7. konu aktör döngüler. Birinci etkinlik. Hadi bu robotun başını çizelim. Kenarları 100 piksel olan bir kare çizebiliriz. Gri ile görünen alan daha çizilmemiş. Bizden çizilmesini istediği alan. Burada kullanabileceğimiz kod bloklarını bize vermiş. Elinde kalem olan çocuk yazdığımız kodların yönlendirileceği kalemi elinde tutuyor. Bir kare çizmemizi istiyor. Bu kendini tekrarlayan bir iş. İleri 90 derece dön, ileri 90 derece dön, ileri 90 derece dön. Önce biz demek ki ilk çizgiyi çizip 90 derece dönersem aşağıya doğru, saat yönünde 90 derece dönersem onu döngü içinde 4 kere kullanarak bu kareyi çizebilirim. Bakalım. İleriye 100 piksel. Burada bize bilgi vermişti. Bir uzunluk, bir kenar uzunluğu 100 piksel. Ondan sonra da saat yönünde sağa doğru 90 derece. Burada bu döndürme komutu kod bloğunda 2 parametre var. Sağa veya sola. Biz sağa doğru döneceğiz ve derecesi kaç derece dönmek istiyoruz. Burada çizmek istediğimiz şey bir kare olduğu için karenin içindeki açı 90 derece. Yani şu çizgiye dik bir çizgi çizmek isteyeceğiz bir sonraki de. O yüzden 90 derece dönüyoruz. Bakalım bunu bir çalıştıralım. Çalıştığı zaman olayına bağladığımızda, çalıştır dediğimizde bir çizgi çizdi. Yapmamız gereken şey bir tekrarla kod bloğunun içinde bunu 4 kere tekrarlamak. Çalıştır. Evet, 4 kere tekrarladığımızda biz de istenen işi yaptık. İkinci etkinliğe geçiyoruz. Burada bazı bilgiler vermiş. Hızlıca okuyalım. Burada tekrarlı bloğu kullanarak programlayacağız. Böylece daha az blok kullanacağız. Yani tekrarla döngü kullandığımız için daha az kod satırı, daha az kod bloğuyla işi yapmış olacağız. Başlamamız için bazı bloklar bulunmakta. Burada kullanacağımız kod blokları var. Bu blokları 4 defa kullanarak kareyi çizmek için önce tekrarlı bloğunu sürükleyelim. Sonra mevcut blokları tekrarlı bloğun içine koyalım. Sanatçı 4 defa aynı adımları tekrarlayarak kareyi çizecek. Senin kare çizmek için kullandığın blokların bazıları tekrarlı bloğu. Bu kodu 4 kez çalıştırmak için kullanırsan ne olur? Bu bir önceki etkinliğin aynısıymış. Bir önceki etkinlikte döngü kullanmadan yapabilme ihtimalimize karşı bu işi döngü kullanarak daha kısa zamanda daha hızlı yapabilirsin. Yapabileceğimizi söyleyen başka bir etkinlik. Döngü içine koyup biz de zaten döngüyle yapmıştık. Devam ediyorum. Üçüncü etkinliğe. Şimdi bu kodu çalıştırırsak ne olacağını keşfedelim. Veya çalıştır düğmesine basın. Ardından çizimi tamamlamak gerekli olduğu kadar tekrarlayın. Renkler büyük olasılıkla her defasında farklı olacaktır. Şimdi burada şeffafla görülen alan yine benden yapmamı istediği, çizmemi istediği şekil. Çalıştığı zaman kod bloğuna bir algoritma koymuş. Önce bir algoritmaya bakalım ne yazmış? Renk ayarla rastgele renk. Yani
Bu kod bloğu çalıştığında rastgele bir renk seçecek. Şu renklerden birini rastgele olarak seçecek ve ondan sonra çizdiği çizgileri o renge göre. O renk neyse o renkte çizecek. İleriye taşı 100 piksel demiş. Yani bu taşı çiz anlamındaydı. 100 piksellik bir çizgi çizmiş. Elinde kalem olan çocuğun baktığı yön ileriye sağa doğru olduğu için ilk önce şu çizgiyi çizecek. Yani 100 piksel ilk çizgi bu. Çizeceği çizgi bu olacak. Sonra geriye doğru 100 piksel taşı demiş. Sonra geriye doğru çizgi çizecek. Geriye doğru bir çizgi çizecek. Bu noktada bu çizginin üzerinde iki kere geçmiş olacak. Daha sonra tekrar başladığı noktaya geldikten sonra yönünü sağa doğru saat yönünde 45 derece döndürerek şu çizginin istikametine dönüyor. Şimdi çalıştıralım bakalım. Çizgi geri geldi ve şu çizginin istikametine döndü. En son şu çizginin istikametine döndü. Şimdi bu baktığımızda bizden istenen şekli çizmek için ihtiyacımız olan çekirdek algoritma. Bunu, bu hareketi tekrarlarsak, sonra bakın tekrar random bir renk seçip ileri gidip geri geleceğim, 45 derece döneceğim. Aşağıya bakmış olacağım. İleri gideceğim, geri döneceğim, 45 derece döneceğim şeklinde tekrarladığımızda bu kod bloğunu bu çizgiyi tamamlayabiliriz. Kaç kere tekrarlamamız gerekiyor ona bakalım. 4 8 8 tane çizgi var. Her bir algoritma, şu algoritmanın her bir kere işlemesi bir çizgi çizeceği için 8 kere tekrarladığımda bakalım ne olacak? Bizden istenen şekli çizebilecek miyiz? Evet, tamamladı. Bu da metin hali yazdığımız algoritmanın. Bir sonraki etkinliğe geçelim. 4. etkinlik. Bir çemberde kaç derecedir? Bir çember kaç derecedir? 360 derece. Blok döngü kullanarak renk çemberi oluşturur. Tamam. Şimdi bizden istediği çizgilerle burada da zaten ilk algoritmayı vermiş. Bizden istediğin ilk adımı. Random bir renk seçmiş. İleriye doğru 100 piksel bir çizgi çizmiş. Ne yöne bakıyorsa artık yukarıya doğru bakıyor galiba. Arkası dönük olduğuna göre. 100 piksel çiz, geriye dön, sonra 1 piksel dön. 1 piksel dön, 1 piksel dön. 1 derece, pardon, piksel değil, 1 derece dön. 1 derece, 1 derece, 1 derece. 360 dereceyi eğer bu komutu 360 kere uygularsam arka arkaya, 360 dereceyi tamamladığımda bu çizgiler renkli bir daire, şurada şeffaf görünene benzer renkli bir daire oluşturacaktır. Niye benzer? Çünkü buradaki renklerle aynı renkler olmaz büyük ihtimalle. Rastgele renk seçildiği için farklı renklerde olacaktır. Tekrarlayalım. Tekrarla bloğunun içine. Ekleyelim bu komutu. Çalıştıralım. Daha iyi anlamak için şöyle yapalım. Mesela 360 derece yerine 180 kere dönersem 180 nedir? 360'ın yarısı. Yani şu daireyi şöyle ortadan bölersek ama yukarıya baktığı için ortadan bölelim. Çünkü buradan başlayacak.
buradan başlayacak. 180 derecelik bir çizim yaparsam dairenin yarısını tamamlamış olacağım. Bir deneyelim, çalıştıralım. Bakalım dairenin yarısını mı tamamlayacak? Bakın bu buradaki algoritma 180 kere tekrarlanacak. 180'e kadar saymak bile ne kadar zorken bu kodu alt alta 180 kere yazmak çok zor ve zahmetli bir iş. Ama bilgisayar bunu çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Çalıştır diyorum. Bakın çok hızlı. Wow. 180 tane çizgi çizdi. 180 tane çizgi çizdi. Ve bu kodu 180 kere uyguladı. Bakın 180 derece dairenin yarısı ediyor. Bizden istenen dairenin tamamı. Bir de 90 dereceyi ve renk olarak da rastgele renk kullanmayayım. Tek bir renk kullanayım. Mesela mavi rengi kullanayım. Böylece ne olacak? Çizgilerin arasındaki boşluk 1 derecede bir çizgi çizdiğimiz için çizgilerin arasındaki boşluk yok gibi hiç görünmüyor. Çizgiler birbirinin üzerine çiziyor. Farklı renkler olduğu için çizgileri görebiliyoruz. Ama ben eğer farklı renk kullanmayıp tek bir renk kullansaydım ve 90 derece yapsaydım, 90 derece nasıl bir şey olacak? Bir dairenin 1/4 şöyle bir alan. Çalıştırayım. Tek bir renk olsaydı. Bakın hiç. Dairenin 1/4 farklı renkler kullanmadığım için tek bir parça gibi görünüyor. Evet. Bunlara hani algoritmanın nasıl çalıştığı, bu algoritmanın nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için birkaç şey denedim. Şimdi bizden istenilen 360 kere tekrarlamam. 360 deyip rastgele rengi ekleyip tekrarlıyorum. Ve daire bir tamamlamasını seyrediyorum. Evet. Dairemi tamamladı. Rengarenk bir şekilde. Sonraki etkinliğe geçelim. 5. etkinlik. Bir sekizgen yaparak dur işareti ver. 8 kenarın her biri 100 piksel uzunluğunda olacak. Kaç derece döndürmelisin? İpucu 360/8 kaçtır? Tamam diyelim. Burada bizden çizilmesini istediği bir sekizgen var. Burada yine bazı geometri bilgisine ihtiyacımız var. Mesela burada gerçi bize bir ipucu vermiş. 360/8. (60/8) 45 derece. Yani elinde kalem olan çocuk nesnesi 45 dereceyle 8 kere döndüğü zaman 8 kere 45 derece döndüğünde 360 dereceyi tamamlıyor ve tekrar bu noktaya ulaşıyor. Kullanmamız gereken bilgi bu. Şurada ileriye doğru düz bir çizgi hayal edersek şuradaki açı
45 derece. Bunu yine matematik kitaplarında bilginizi tazeleyebilirsiniz. Tamam. Başka bize ne vermiş? Her biri 100 piksel uzunluğunda. Şurası da 100 piksel. 100 piksel uzunluğunda. Şimdi yapmam gereken bu kendini tekrarlayan, yani bir döngüyle yapılabilecek bir iş. Bir döngü kurmadan önce ilk yapacağım adımı döngüsü olarak tamamlayayım. Elinde kalem olan çocuk ileriye doğru bakıyor. İleriye doğru 100 piksel, bir uzunluk 100 pikseldi. 100 piksel çizdikten sonra saat yönünde sağa doğru 45 derece dönersem şu noktaya ulaşıyorum ve yönüm de şu ikinci çizmek istediğim çizginin istikametinde olacak. Çalıştıralım bakalım, doğru mu? Doğru. Doğru. Şimdi bunu bir döngüye koyup, döngünün içine yerleştirip kaç tane çizgi çizmem gerekiyor? Bu bir sekizgendi. Demek ki 8 kenarı var. 8 kere bu döngüyü tekrarlarsam başladığım noktaya ulaşıp sekizgeni tamamlamış olurum. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. Gözü tamamlamak için daire çiz. Her döngüde bir derece döner. Çemberi tamamlamak için kaç defa tekrarlamam gerekiyor? Evet, burada bizden bir göz tamamlamamızı istiyor. Göz düz bir çizgi değil. Yuvarlak bir daire. Ama bizim kod bloklarımızda bir daire çizme komutu yok. Sadece düz bir çizgi çizme komutu var. O yüzden bize nasıl bir ipucu veriyor? İleriye doğru bir piksel çiz. Yani bir nokta. Bir nokta çiz. Bir derece sağa dön. Bir nokta daha çiz. Bir derece sağa dön. Yani nokta nokta çizerek bunu tamamlamamızı bizden istiyor. Bir nokta çizelim. Bize şimdi bir başlangıç algoritması vermiş. Ne yapıyor? Bir nokta çizdi ve bir derece tabii görünmüyor. Bir derece çok 360'da 1 olduğu için, çok az olduğu için gözle fark edilmiyor. Ama bunu bir döngüye koyarsak, bir derece dönüyorsak bir daireyi tamamlamak için kaç kere dönmemiz lazım? 360 kere dönmemiz gerekiyor. Çalıştıralım bakalım. Evet. 360 kere döndüğümüzde daireyi tamamladık. Bir önceki etkinliğe geri döneceğim. Burada bir şey denemek istiyorum. 360 yerine 90 yazacağım. Yani 90 derece, 90 kere, 90, 180, 360. Dörtte biri. 360'ın dörtte biri. İleriye doğru da dörtte biri olduğu için 4 piksel ve sağa doğru da 4 derece döneceğim. Böylece daire
çizgilerden oluşan, noktalardan oluşan daire şimdi de 4 piksellik çizgilerden oluşacak. Daha kenarlı. 90 tane kenarı olan bir şekil elde edeceğim. Nasıl dairenin nasıl çizildiği hakkında daha açıklayıcı olur diye düşündüm. Ama çok küçük olduğu için yine sanki bir daire çizilmiş gibi görünüyor. Daha da küçültmek gerekiyor. Küçültelim. Daha da küçültelim. Mesela ona bölersem bunları da 10'la çarpmam gerekiyor tamamlamak için. Yeniden başla. Evet. O zaman biraz göründü kenarları. Bu çizgiler çok küçük noktalardan oluştuğu için sanki hiç düzlük yokmuş gibi. Nasıl daha önce yan yana çizgilerle bir daire çizmiştik tek tek yaptığımızda tek bir parça gibi görünmüştü. Bu da aynı şekilde çok küçük noktalardan oluştuğu için daireyi tek bir parça gibi görüyoruz. Okul tamamlamak için iki kenarı da 50 piksel olan basit bir V çiz. Evet. Benden iki kenarı da 50 piksel olan bir ters üçgen çizmemi istiyor. Bunun için elinde kalem olan çocuk ileriye doğru bakıyor. Sağa doğru. Burada değer olarak 45'i vermiş. Ben de o değeri kullanacağım. 45 verdiği için. Sağa doğru 45 derece döneceğim. Öncelikle. Ve ileriye doğru benden istenen 50 piksel uzunluğunda istediği için 50 piksellik bir çizgi çizeceğim. Daha sonra saat yönünün tersine dönmem gerekiyor. Yani sola doğru döneceğim. Sola dönme komutunda da değer olarak parametrelerde 90 dereceyi vermiş. Bakalım ben şu yöne doğru bakıyorken şu yöne bakmak istiyorum. Evet, arasındaki 90 derece dik olduğu için bu 90 derece ve 50 piksel daha çizgi çiz. Bu algoritma benden istenen şekli bakalım çizecek mi? Evet, bir sonraki etkinliğe geçelim. Birkaç V'yi onları bir döngüde çizerek birbirine bağlayalım. Evet. Burada bir tane şeklimiz var. Üçgenlerin tabii altları yok. Altları açık. V olarak demiş. Biz de V diyelim. V'lerin birbirleriyle bağlantılı şekilde bir şekil ortaya çıkmış.
Önce ilk V'yi çizelim. İlk V'yi çizelim. 45 derece ileriye doğru 50 piksel. Şuranın 45 olduğunu düşünüyorum. Default değer 45 verdiği için varsayılan değeri 45 vermiş parametre olarak. 50 piksel. Bunu da varsayılan 50 verdiği için 50 kullanıyorum. Değiştirmedim. Sonra neydi? 90 derece sola doğru. Bakın buna da varsayılan değer 90 vermiş. Ve ileriye doğru 50 piksel. Bu kodla bir üçgeni çizmem gerekiyor. Evet, çizdim. Daha sonra şu noktaya baktığımdan sağa doğru 45 derece dönmem gerekiyor. Diğer üçgene başlamak için. Zaten benim algoritmamın en başında sağa doğru 45 derece dönme komutu var. Bu işi yapmak için tekrar bu rotaya girmek için ekstra bir kod yazmama demek ki gerek yok. Döngü içine koyup bir deneyelim. Kaç tane V çizmem gerekiyor? Bu algoritma bir V çiziyor. Ve ikinci V'yi çizmem için gereken noktaya beni ulaştırıyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demek ki ben bu komutumu, bu algoritmamı 8 kere tekrarlarsam çalıştıralım bakalım. Tamamlamış oluyorum. Tabii bizden istenilen farklı renklerde çizmekti. Biz siyah olarak çizdik. Onun için de algoritmamın en başına renk ayarla rastgele renk eklemem gerekiyordu. Onu eklerseniz farklı renklerde V harfleriyle çizmiş olur. Bu sefer 24 kez çizelim. Bu koda sola 30 derece dönüş ekle ve hepsini tekrarla bloğuna yerleştir. Evet, bana iki bilgi verdi. Bir önceki çizdiğim şekli tekrar çizmemi istiyor öncelikle. Burada görülmüyor ama iç içe girdikleri için. Bir önceki şekli tekrar çizeceğim. Ondan sonra bu şekli 30 derecelik açılarla 24 kere çizeceğim. Ve bunları rastgele renklerle çizeceğim. Anladığım kadarıyla böyle. Bakalım. Anladığım sorunu çözecek algoritmayı yazalım. Bakalım doğru mu anlamışım. Nasıldı? Sağa 45 derece dönüyordum. Sola 90 derece dönüyordum. 50 piksellik bir çizgi çiziyordum. Bu bir V harfi oluşturuyordu. Bunu 8 kere tekrarlıyordum. Ve daha önceki etkinlikte eklemediğim bunu rastgele bir renk seçip yapıyorum. Ve çalıştığı zaman olayına ekliyorum ki çalıştığı zaman çalışmaya başlasın diye. Çalıştıralım bakalım ne oldu. Doğru oldu ama bizden istenilen şekilde hiç alakası yok. Daha sonra şu döngünün içinde benden istediği 24 ve bu koda 30 sola 30 derece sola 30 derece ekle
Ben şöyle olduğunu düşünmüştüm. Bunu çizdikten sonra sola 30 derece ekleyip tekrarlayayım. Benden istenilen şekilde hiç alakası olmayan bir şey çizdik. Ne kaçırdık? Bu sefer 24 kez çizelim. Bir önceki etkinliğe bakacağım. Bir önceki etkinlik... Bir etkinlik mi atladık acaba? Hayır. Bir önceki etkinlik çizdiğimiz V'ydi. Doğru. 9. etkinlikte... Ki soru bu sefer 24 kez çizelim. Sanki bir önceki etkinlikle bağlı gibi söylüyor. Bu koda sola 30 derece dönüş ekle ve hepsini tekrar bloğuna yerleştir. Ama bu öyle bir şey değil. Biraz dikkatli bakayım şekle, çözebilecek miyim? 24 kez 30 dereceyle döndürülmüş bir şey bu. Peki bir de kare deneyelim. Bir kare çizelim ve kareyi 30 derece dönerek 24 kere tekrarlayalım. Şu kodları hepsini çöpe atıyorum. Baştan yapacağım. Şu an bulunduğum noktada bulunduğum nokta bir başlangıç değil. Neyse, önemli değil. Önce ben şu an bu sorudan yeni anladığım şekliyle yapmaya çalışayım. Ondan sonra önümüze çıkan şekle göre değişiklikler yaparız. Bu şekilde çözüme gidelim yavaş yavaş. Burada önemli olan algoritma yazmamız, bir soruna çözüm üretmemiz, anlamamız, yani bunların gelişmesi. Şimdi ben bir kare gördüm sanki burada. Ne yapalım? İleriye doğru, sanki 100 piksel gibi, daha önce 100 piksellik kareler çizmiştik. Sonra saat yönünün tersine doğru 45 derece dönme ve bunu 4 kez tekrarladığımda bana bir kare çizmesi gerekiyor. Deneyelim bakalım. Ne yaptık? 90 derece dönmesi gerekiyordu bir kare çizmek için. Biz 45 derece döndük. Ve sola döneceğim. Saat yönünün tersine demiştim. Yukarıya doğru çizmek istiyordum. Ki iki parametreyi de hatalı yazmışım. O yüzden istediğim şekil çizilmedi. Evet, şimdi oldu. Şimdi bana bir kare çizdi. Şimdi bir kare çizdikten sonra saat yönünün tersine doğru 30 derece bir dönüş yapıp şu kodumu tekrar tekrarlarsam dönüş yaptıktan sonra ne yapacak? Başa dönecek. Bu bir döngünün içine aldığım için başa dönecek. Ve bir kare daha çizecek. Kaç kere benden çizmemi istemişti? 24 kere. Şu arkadaki şeffaf şekil sanki bir kare. Kareyi andırıyor. Yeniden çalıştırıyorum. Bu da değil. Bunu da çöpe atıyorum. Şu olabilir.
Evet, bir önceki etkinlikteki V harfini çizeceğiz. V harfini çizeceğiz. Sonra V harfini 24 kere 30 derece dönerek çizmeye devam edeceğiz. Biz ne yaptık? Yani daha doğrusu ben daha önceki etkinlikteki şeklin tamamını çizip onu döndürdüm. Bir de o şekilde deneyelim. Nasıldı V harfi çizme? 45 derece sağa doğru 50 piksel çiz. Sonra sola doğru 90 derece 50 piksel çiz şeklindeydi. Bakalım, çalıştıralım. Evet. Arkadaki şeffaf alanla kesişen bir çizgi çizdik. Sonra ne diyor? 24 kez çizelim. Bu koda sola 30 derece dönüş ekle. Şimdi bunu çizdikten sonra sola doğru 30 derecelik bir komut ekle diyor yazdığın algoritmanın sonuna ve bunu 24 kere tekrarla diyor. Bir de bunun arasına renk ayarla, rastgele rengi de ekleyelim ve çalıştıralım bakalım. Evet. Destene bulmuş. Kusura bakmayın, bu soruda biraz anlamakta zorlandım. Bana verilen bilgi doğrultusunda. Ama sonunda deneme yanılma yöntemiyle birkaç algoritma çizip bizden istenilen şekilde yapamadıktan sonra yavaş yavaş bizden istenilene ulaştık. Şimdi bir diğer etkinliğe geçelim. Kenarı 100 piksel olan bir elmas çiz. Tamam. Bana başlangıç olarak sola doğru 60 derece bir dönüş komutu vermiş. Yani şuradan bakıyorum. Elinde kalem olan çocuk ileriye doğru bakıyor. Sola doğru 60 derecelik dönüş vermiş. Şu doğrultuya geldiğini düşünüyorum. Sonra bana neler vermiş bakalım. Kenarları 100 piksel. Tamam. Döndükten sonra ileriye doğru 100 piksellik bir çizgi çizersem şu noktaya ulaşıyorum. O noktaya ulaştıktan sonra şu noktaya ulaştıktan sonra istikametim yukarıya doğru olduğu için değer olarak 90 vermiş. Ama burada 60 derecelik dönüş yaptım. Demek ki yarısı 60 ise tamamı 120 derecedir. Karşısı da 120 derece. Toplam 240. Kalanın yarısı da, yani 120 derecenin yarısı, burası 60 derece. 60 derece ise 180-60. Şurası 120 derece. Sağa doğru 120 derece döneceğim. Burada yine matematik kitaplarından derecelerle ilgili, geometriyle ilgili bilgilere ulaşmanız gerekebilir. Eksik bilginiz varsa. Döndükten sonra sağa doğru 120 derece şu istikamette olmam lazım. 100 piksel ilerleyeyim. Şu
Şurası 120 olduğu için 180 eksi 120 60 saat yönünde sağa doğru 60 derecelik bir dönüşle 100 piksel daha çizersem şu noktaya ulaşacağım. Bu noktada yine şuradakinin aynısı, yani sağa doğru 120 derece ve ileriye 100 piksel. Şimdi burada kendini tekrarlama var. Şu 4 kod bloğu ile bu 4 kod bloğu birbirinin aynısı. Yani bir döngü içinde iki kere tekrarlayabiliriz. Eğer tabi doğruysa. Çalıştıralım. Güzel. Ne yaptık burada en son? Atla demişiz. Yani çizgi çizmeden atlama komutunu, kod bloğunu kullanmışız. Bu bir hata. Bunun yerine taşı çiz kod bloğunu kullanacaktık. Ve son dördünü ilk dördüyle aynı olduğu için siliyorum. Tekrarla kod bloğuyla iki kere tekrar ederek tekrardan ekliyorum. Yeniden çalıştırıyorum. Demek ki aynı değil. Burada sağa dön yönüne sola dönme komutu var. Nasıl düzeltirim bunu? Eğer sağa doğru 120 derece dönersem sonunda, sonra tekrar sola doğru 60 derece dönerek olmam gereken noktaya ulaşırız. Döngü kullanmadan da yapabilirdik ama bu derste, bu etkinliklerde konumuz döngüler olduğu için döngü kullanarak yapmaya çalıştık. Daha önce de birbirini tekrarlamayan algoritmaları birbirini tekrarlamalarını sağlamak için işe yaramayan, sadece algoritmaların birbirine benzer olmalarını sağlayacak kodlar yazmıştık daha önce de. Bu da onun gibi bir kod oldu. Bir döngü içerisinde kullandık. Dereceyi doğru noktaya getirmek için fazladan bir kod satırı ekledim. Sağa doğru 120 derece. Böylece kod tekrarlandığında doğru noktaya ulaşmış oldu. Şimdi bizden istediği, bakalım bize verdiği algoritma nasıl bir çizim yapıyor. Evet. Burayı çiziyor. Ve en son şu noktada duruyor. Yönü buraya doğru. Yönü buraya doğru. Bizim algoritmamızın en başında ne vardı? 60 derece sola dön. Şurası 120 dereceydi zaten. Tam ortasında olduğumuz için 60 derecelik dönüş bizi şu istikamete getiriyor. Demek ki bir kod eklemeden 3 kere, bizden istediği gibi 3 kere tekrarlarsak bu döngüyü, bu algoritmayı, bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz.
Evet. Bizden istenen şekli tamamlamış olduk. Şimdi 10 kez elmas çizelim ama her elmastan sonra 90 derece dön. Burada yine bize elmas çizme komutunu hazır olarak vermiş. Bir elmas çizme komutunu. Diyor ki bunu, bu komutu 10 kez tekrar et. Ama her elmastan sonra, yani bu döngü bir kere çalıştığında, bu bir elmas çizildikten sonra 90 derece dön. Hangi yöne dönmemi gerektiğini söylememiş. Demek ki o fark etmiyor. Yine aynı şekil çiziliyor. Sağa doğru 90 derecelik dönüşü buraya ekliyorum. Çalıştığı zaman olayının altına bağlıyorum ve çalıştırıyorum. Evet, bu şekilde misli listeni tamamlamış olduk. 13. etkinliğe geçelim. Benden bir şeyler çizmemi istiyor. Serbest etkinlik. Ne yapalım? İleriye doğru 100 piksel çizelim. Sonra geriye doğru 100 piksel. Şurada geriye var mı? Geriye doğru 100 piksel atlayalım. Çizimimizi yaptık. Geriye doğru atladık. Sonra saat yönünde sağa doğru 10 derece dönelim. Rastgele bir renk de çizsin bu çizgiyi. Ve bunu bir döngünün içine yerleştirelim. 10 kere 10 derece döndük. Daireyi tamamlamak için 360 bölü 10 36 çizgiden oluşacak çizdiğimiz şekil. Çalıştıralım bakalım. Çok sık oldu. Bunu yaptıktan sonra aralara bir de kısa çizgi çizmeyi düşünüyordum. Şöyle yapalım. Bir uzun çizgi çizdikten sonra bunun altına ekleyelim kısa çizgi çizmeyi. Nasıl yapacağız? İleriye doğru 30 piksellik bir çizgi çizeceğim. Sonra geriye doğru 30 piksel atlayacağım. Geri döneceğim. Ve sağa doğru 10 derecelik bir dönüş yapacağım. Tabii bu döngü içerisinde iki çizgi çizdiğim için ve iki kere 10 derecelik dönüş yaptığım için 20 derece dönmüş oluyorum. Dereceleri değiştirelim. Zaten çok sık oldu araları. Biraz daha geniş olması istiyorum. 15 ve 15 toplamda 30 derece. Demek ki 30 derece olduğu için 360 bölü 30
12 kere tekrarlaması benim istediğim şekli çizecektir. Bakalım. Evet, bir uzun bir kısa çizgi. Bir uzun bir kısa çizgi ve daireyi tamamladık. Devam edelim. Bir sonraki etkinliğe. Burada bir eşleştirme vermiş. Bir üçgen. Bir üçgen çizmek için 3 kere tekrarlamak gerekir. 3 kere çizgi çizeceğiz. İleriye doğru 100 piksel çiz, 120 derece sağa dön, ileriye doğru 100 piksel çiz. Şurası, şuranın 120 derece olduğunu söylüyor. 120 derece sağa dön, çiz, 120 derece sağa dön, çiz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için 60. 180'den 120 çıkartırsak 60. Evet. Burası 120 derece. Ve 3 kere döndüğü için bu üçgeni çizen algoritma olduğunu burada görüyoruz. Daha sonra bir kare var. Bir kare çizmek için 4 kere dönüyorduk. 4 kere benzer çizgi çizmemiz gerekiyordu. Şu döngüde dört yanına bakalım. 100 piksel çiz ve 90 derece dön. Evet, karenin bir açısı 90 derece olduğu için ve bir çizgi çizdikten sonra 90 derece dönmemiz gerektiği için ve bunu 4 kere tekrarlamamız gerektiği için bu kareyi çizen algoritma burada 6 kere tekrar etmiş. Burada da bir altıgenimiz var. Ne yapmış? 100 piksel çizmiş ve 60 derecelik sağa dönüş yapmış. İç açısı 120 derece olduğu için altıgenin. Şu istikametten şuraya dönmek için 180-120, 60 derece. Bu da doğru. Altıgenin çizilen algoritma. Burada ne yapmış? 2 kere tekrar etmiş. Ama İçeride 2 tane farklı çizgi çizmiş. Demek ki 100 piksel çizmiş, 135 derece sağa dönüş yapıp 100 piksel daha çizmiş ve 45 derecelik bir dönüş daha yapmış. Sonra bunu tekrarlamış. Bu algoritma da bu şekli karşılığı. 15. etkinliğe bakalım. Bir test. Burada bir algoritma verilmiş. Hangi şekil bu program tarafından çizilmiştir? Bakalım. 100 piksellik bir çizgi, 60 derecelik bir dönüş, 100 piksellik bir çizgi, 120 derecelik bir dönüş, 100 piksellik bir çizgi, 60 derecelik bir dönüş, 100 piksellik bir çizgi. Böyle bir algoritma 2, 3, 4, 4 tane çizgi çiziyor. 4 tane çizgi çizmiş ve aralarındaki açılar da 60, 120 ve 60 olarak farklılık gösteriyor. Şu iki şekil, üçgen ve beşgen, bu beşgen değil, altıgen olduğu için bu algoritma bu ikisini çizemez. Kare çizebilir. 4 tane çizgi çizmiş ama aralarındaki açıların 90 derece olması gerekiyordu. Buna bakalım. 60 derecelik bir dönüş ve 120 derecelik bir dönüş. Sonra tekrar 60 derecelik bir dönüş. Bu algoritma
son şıktaki şekli çizen algoritmadır. Burada yine döngülerle döngüyle bir algoritma yapılmış. Bu algoritma hangi şekli çizer diyor. 6 kere dönmüş. İçerisinde 100 piksellik bir çizgi ve 60 derecelik dönüş var. Demek ki 6 kere çizgi çizilmiş ve aralarında 60 derece var. Bu bir altıgenin çizimine benziyor. Altıgenin iç açısı 120 derece olduğu için şu istikamette 180-120, şurada 60 derecelik bir dönüş yapmam gerekiyor. Bunu 6 kere tekrarlarsam bir altıgeni çizmiş olurum. Böylece bu konunun da sonuna geldik.